Erler demine destur alalım. Erler demine destur alalım. Pervaneye bak ibret alalım. Pervaneye bak ibret alalım. Aşkın ateşine gel bir yanalım. Aşkın ateşine gel bir yanalım. Pervaneye bak ibret alalım. Pervaneye bak ibret alalım. Dost, 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 dost. Devrana girip seyran edelim. Devrana girip seyran edelim. Eyvah demeden Allah diyelim. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallahu. Günler geceler durmaz geçiyor. Günler geceler durmaz geçiyor. Sermayen olan ömrün bitiyor. Sermayen olan ömrün bitiyor. Bülbüllere bak efkan ediyor. Bülbüllere bak efkan ediyor. Ey gonca açıl mevsim geçiyor. Ey gonca açıl mevsim geçiyor. Dost, 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 dost. Komşu ilimiz diyeyim, Antalya'dan bir beyefendi, İlyas Yılmaz beyefendi. İki kardeşimiz. Evet. Ben ilgiler için kendilerine teşekkür ediyorum. Evet. Bizim de çektiğimiz kişiler Hacer Aldemir Afyon'dan ve Emre Çıracı yine Afyon Kalesarımızdan. Evet. İki talihli. Evet. Dördü. Bir tanesi de ben de hocam. Kazım Ayart yine Afyon'dan. İnşallah bu seyircilerimize il müftülüğümüzden bu kitapları takdim edeceğiz. İnşallah. Hem tanışmış olacağız hem bir çay ikram etmiş olalım. Ve terbirine İslam İlmihali dediğimiz Diyanet İşleri Başkanlığımızın yayınlarından bu kitabı hediye edeceğiz. İnşallah programımız hayra vesile olmuştur diye düşünüyoruz. İnşallah. Hocam çok az bir süremiz kaldı. Toparlama babında son sözlerinizi alsak. Buyurun. Şimdi bizim yıllardan beri devam eden, belki Medine hatırası olarak, Ashab-ı Suffe'nin devamı olarak özellikle camilerdeki yaz kurslarımızı bu dini bilgi ve kaynak ve pratikleri öğrenme açısından çok önemsiyoruz. Evet. Ben mesela bir arzum da şudur ki, yaz tatili haricinde mesela velilerimiz keşke imkan olsa hafta içi veya hafta sonu, yani çocuklarını bir vakitte olsa camiye gönderme gayreti olsa. Ki bu hem pratiklerin hem de cami havasının. Çünkü bizim dini bilgileri ilk öğrendiğimiz merkezimiz camilerdir. Evet. Bu mahalle camisidir, bu köy camisidir. Hele hele her birimizin çocukluğunda var olan hatıralardan bağışlayın, bazen gülerek, eğlenerek, belki büyükleri rahatsız ederek öğrendiğimiz o pratikler esasında bizi biz yapan değerlerdir. İkincisi, anne babalar özellikle günümüzde başta itikat konusu olmak üzere çok uyanık ve dikkatli olmalılar. Çünkü çocuklarının herhangi bir bilgisayar oyunundan öğrendiği bir kelime veyahut da bir tavır. Benim bununla alakalı anlatacak çok hatıram var. Yani mesela bir çizgi filmde anlatılan konular. Elbette ki biz dünyadan kopuk yaşayamayız ama biz tabiri caizse alıcılarımızı o kadar dikkatli ayarlamalıyız ki bize zarar verebilecek olan davranışları mutlaka ayıklamalıyız. Yoksa hayat ilerledikçe daha karmaşık hale geliyor. Bazı şeyleri geriye döndürmek çok zor hale geliyor. Onun için çocukların zihninde sınırın olduğunu, bizim kırmızı çizgilerimiz olduğunu,
biz Müslümanlar olarak temel değerlerimiz olduğu duyguları verilirse inşallah evet. ilerleyen zamanlarda kendilerine ait olan bilgileri üzerine bina etmesi daha rahat ve daha kolay hale gelecektir. İnşallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok faydalı bir sohbet olduğuna inanıyoruz. İnşallah izleyicilerimiz de öyle düşünüyordur. Ağzınıza sağlık hocam, sizin de Salih Hocam. Bu akşam da bu kadar saygıdeğer izleyiciler. İnşallah haftaya tekrar başka bir konuk ve başka bir konuyla beraber olacağız. Hayırlı akşamlar.